Bugüne kadar laf siyaseti yapmadıklarının altını çizen Adalet Bakanı ve AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sadullah Ergin, yalanla, yanlışla, iftirayla işimiz olmadı, bugüne kadar taş üstüne taş koymaya çalışırken hep hizmet siyaseti yaptık dedi. Adalet Bakanı ve AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sadullah Ergin, son 11 yıldır AK Parti hükümetleri tarafından Türkiye'nin bölgesinde ve dünya ülkeleri arasında çok önemli mesafeler ve ilerlemeler kat ettiğini belirtti. Bugün geldikleri noktada Türkiye'nin 11 yıl öncesine göre daha güçlü, zengin, müreffeh, huzurlu ve geleceğe güvenle yürüyen bir ülke haline geldiğini kaydetti. Yapmış oldukları hizmetlerde herkesin payı olduğu gibi milletin hayır duasının da bulunduğunu ifade eden Adalet Bakanı ve AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sadullah Ergin, bu ülkeye yollar, sağlık tesisleri, eğitim kurumları, adalet sarayları ve havaalanları inşa ettik. Şimdi barajlar inşa ediyoruz. Her geçen gün yeni hizmetlerimiz birbirini takip ediyor. Türkiye öylesine derman dolu bir ülke oldu ki bugün Osmanlı döneminden bu yana devlet başkanlarının hayalini süsleyen devasa projeler hayata geçiyor. Bütün bunların yapılabilmesi için güçlü bir siyasi iktidar, istikrar ve bu istikrardan dolayı ekonomik istikrar olması lazım. Dizlerinizde derman olur ise bu işler yapılır. Devletin kasasında para olur ise bu hizmetler yapılır. Allah'a hamdolsun ki milletin hayır duası var. Çalışkan bir hükümetimiz var. Hem siyasi istikrarımız var hem de bol bol bu milletin, bu memleketin parası var. Ne lazım ise yapılıyor ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı ve AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sadullah Ergin, 30 Mart yerel seçimlerinin sadece bu toprakların kalkınması, yatırımların gelmesi için değil, bu topraklardaki sosyal barışın korunması, kardeşler arası fitne çıkartmak, ateş düşürmek isteyenlere fırsat verilmeyeceği bir seçim olacağını ve sandıktan tek parça ve yumrukta çıkacaklarını da sözlerine ekledi.